Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerleyiz. Bu videomuzun amacı para raftan full çekmek veya geçen sınavlardaki gibi dökülmeden en azından geçebilmek. Bunun formülünü sizlerle arayacağız. Benim tavsiyem buradaki ekranlarda gördüğünüz kitaplar ve felsefe. Felsefe ile ne alakası var? paragraf çözmenin neden paragraf kitabı yok burada diye düşünenler için en önemli tavsiyem felsefe sorusu çözmeleri. Arkadaşlar felsefe de bilindiği gibi genel itibarıyla paragraflardan oluşuyor ama felsefi bilgiler soruluyor. E, son senelerde ÖSYM'nin MSI olsun, Milli Savunma Üniversitesi, TYT, ondan sonra KPSS ve ALES, DGS gibi değişik sınavlarda kendini paragrafa adamış bir şekilde zor sorular yoğunlaştırılmış sorular ve insanların genelinin paragraf yapamayıp zaman yetiştiremediği matematiğin çok kolay olduğu ama matematiğe vaktimiz kalmadı Türkçeden dediği bir seneler geçiriyoruz. Bunu aşmak için yapılması gereken arkadaşlar işte şuradaki metin gibi Nietzsche'ye göre evrende yalnızca akıp giden ve durmadan değişen bir gelişme vardır. Bu değişmeyi sürdürmende yaşamanın kendisidir. Öyleyse yaşam, yaşamak her şeyin üstündedir. Öyleyse yaşam, yaşamak her şeyin üstündedir. E, yoğunlaştırılmış bir Metin var arkadaşlar. Daha önceleri uzun paragraf metinleri geliyordu. Böyle bir sayfaya yakın. Baktılar onlar da olmuyor. ÖSYM şekil değiştirdi. Felsefik ve uzun yerine yoğunlaştırılmış sorular soruyor. Bu şartlarda piyasadaki yayınlarla çalışmanız size yeterli gelmeyecek. Şunu da söyleyeyim. Sadece felsefe çözmeyin. Ama... E, paragraf da çözeceksiniz ama yoğun önceden bir felsefe kitabı ikinci felsefe kitabı bir de deneme bitirdiğinizde e, felsefenin içinden sıyrılmış oluyordunuz. E, beş soruda beşini de e, gözden kaçan hata olmazsa herkes e, full çekiyordu. Ama artık felsefe size tüm derslerde anlama ve kavrama becerilerinizi geliştirmesi için yardımcı olacak e, paragraf için bu sene her sene iki çözüyorsanız 4'e çıkarın 4 çözüyorsanız 8'e çıkartın 5'e çıkartın 6'ya çıkartın bolca felsefi felsefe kitapları çözün hem TYT'de de size artı yarar olacak. Ayrıca e, ÖSYM'nin amaçladığı sizlere kitap okutmak. Kitaplar okurken piyasada birçok kitap var arkadaşlar. Onlar okursunuz ama e, okum, okuyacağınız kitaplarda arayacağınız özellik Seri kitaplar olsun ve e, elinizden geldiğince günümüzde yazılan birçok e, kitabı okumayın. Serisi olsa da İnce Mehmet 1, 2, 3, 4'e kadar serisi var. E, olay örgüsü birden 4'e kadar beyninizi zinde tutacak bir şekilde. Veya tekli kitap okumak istiyorsanız Ahmet Ümit'in Bağbesrar gibi. Olayın başındaki kahramanla olayın e, Şems Hazretleri geçiyor mesela bu kitapta baştaki kahramanın Konya'ya gelişiyle Şems Hazretlerinin e, alaka kuruyor e, son deme kadara yine e, kahraman olaylar e, polisiye olaylar hepsi birbirine örüntülü bir şekilde başta okuduğunuz Sayfa ile sonda okuduğunuz sayfa birbiriyle bağlantılı gibi e, bu tür olay örgüleri olan kitaplar alın. E, günümüzde herkes kitap yazıyor. E, inan e, okunmaya yani bakmaya değmeyen kitaplar var. Onlar size bir fayda sağlamaz. Bu paragraf tekniği için, bu seneki ÖSYM'nin tekniği için arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Onları eleştirme değil. Eee bu felse bu yoğunlaştırılmış Felsefik cümleler olan paragrafa yönelik Hiçbir işe yaramaz diyorum Onlar bir işe yaramazdaki cümle biraz Manidar olabilir ama Yine Dünya klasiklerinden Hasan Ali Yücel klasiklerinden e Ve Türk klasiklerinin Vazgeçilmesi Arkadaşlar şu e Felatun Bey ile Rakım Efendi cümlesi bile sizlerin hayat, normal tarz hayat normal hayatımızda kullandığımız cümlelerden farklı telaffuzlar içeriyor. Ee, bunun için Türk klasiklerinin içerik metinlerinde de eski e, cümleler bolca bulabileceğiniz için bunlar da sizin beyninizin e, çalışma ve anlama e, yetisini hızlandırdığı için daha çok çalıştırdığı için bu tür kitapları da onun için öneriyorum. İnanın şu kitabı okudum. Çok güzel. Ee, öyle güzel cümleler var ki hani böyle bazı e, eski filmlerde kurulan cümleler var. Uzun e, ama anlamlı, e, etkileyici olanlar. Şimdi günümüzdekiler e, iki satırla geçişenler gibi değil. Yine böyle klasiklerden e, farklı kitaplardan çözmenizde sizlerin felsefe şey, özür diliyorum. E felsefeyi de tabii yapmanıza e, faydası olacak ama paragraf çözmenize yararı bu olacak. En son geçtiğimiz günlerde KPSS sınavı yapıldı. Girenler matematikten anlamayanlar bile yüzyılın en basit soruları diyenler oldu. Ama felsefe şey e, paragraftan vakit bulamadım dediler ve demişlerdir de etrafınızdaki şu metni okumak 2-4-5 satır diyemiyoruz 6 satır diyemiyoruz kısa yani şu kadar azıcık bir metin okumak insanın beynin tüm hücrelerini çalıştırıyor ama daha uzun bir e, anlamsız e, işte güzel bir günde e, deniz sahilinde el ele tutuşmuş geziyorlardı gibi falan böyle genel olarak insanın beynine yani e, alıştığı sıradan cümlelerden sorulan paragraf yerine bu tür paragraflar daha etkili olacak. Hem de felsefeyi de dediğim gibi full çekmiş olursunuz. Benim acizane tavsiyem bu ve bunlar bu tür kitaplar illa bunları da okumanız değil. Sadece bunları örnek olarak sizlere e, gösterdim. Dünya klasikler, Türk klasik varsa felsefe e, kitapları, eee felsefi kitaplar, böyle yoğun cümleler olan kitaplarda yine tavsiye ediyorum kitaplığınızda olan kütüphaneler herkese açık. Kütüphanelerden istediğiniz kitabı ödünç olarak 20 günlük, 1 aylık süreyle alabiliyorsunuz. Oralardan da temin edebilirsiniz. Şimdiden sınava giren herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, kanalıma arkadaşlarınıza Whatsapp, Facebook, Instagram veya Twitter üzerinden tanıtmayı hatırlatmayı unutmayın ne kadar çok e, takipçi ne kadar çok e, beğeni gelirse yorum gelirse ona göre daha fazla kitaplar ve daha fazla bilgi içerikleri yüklüyoruz hoşçakalın